Hepinize selamlar. Ben Hasan Hoca'nız. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Keyifler yerindedir. Legacy Elis Hocam kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Öncelikle nasılsınız? İyi misiniz? Keyifler yerinde mi? Bazı öğrencilerimizle tabii ki görüşüyoruz. Diyorlar ki ya hocam iki hafta kaldı. Oh çok şükür bir, 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 bir Bitse de bir kurtulsak diyenler var. Sizler de onlardan mısınız? Şöyle bir bu göreyim bakayım. Bitse de kurtulsak hashtag ile şöyle yorumlara bir doldurun bakalım arkadaşlar. Gerçekten de öyle mi düşünüyorsunuz? Yoksa hocam Allah heyecandan ölüyorum mu diyorsunuz? Onların hepsini tek tek yorum kısmına yazın istiyorum. Evet 2 haftalık sürecimiz kaldı ama 2 haftalık süreçte ben sizi tabii ki yalnız bırakmayacağım. Sizlere güzel bir planlama yapıyorum arkadaşlar. Bu planlamanın içerisinde e, genel bir tekrar matematik genel tekrar olacaktır. Motivasyon videoları olacaktır ve pomodorolar olacaktır. 3 kısımda ilerleyeceğiz ve bu 3 kısmı 20, 20 gün 2 haftalık diyelim. 15 güne sığdıracağız arkadaşlar ve LGS'nin son sahnesine kadar sizinle beraber olacağız. Tabii ki bununla ilgili bir planlama yapıyorum ve planlamayı yarın sizlerle birlikte sizlere ulaştıracağım. Sıkıntı yok. Beraber sizlerle beraber değerlendireceğiz o planlamayı. Ve bir giriş yapacağız. Pazartesiden itibaren başlayacağız ve çalışmaları LGS'nin son sahnesine kadar devam ettireceğiz. Planlamayı yarın Elin planlama yarın elinize ulaşacaktır. Hiç sakıntı yapmayın, sakin olun. O iş bizde. LGS son tekrar matematik e, sizlerle beraber olacaktır. Tabii dediğim gibi bunun yanında e, motivasyonlar, taktikler, ne yapmanız gerekiyor, nasıl çalışacaksınız, ilk günler, işte son günler, bilmem neler falan filan derken sınav anı taktikleri bunların hepsini ayrıca videolar çekerek yanınızda olacağız tabii ki. Ve bugün de sizlere şunu söylüyorum. LGS 2023 soruları buradan çıkabilir. Burası neresi? Biraz onları konuşalım arkadaşlar. Bununla ilgili yorumlar var. Hocam işte nereyi öneriyorsunuz? Nerelere çalışsak daha fazla daha böyle yoğun bir şekilde. Benim kendi fikrim ve analizim şu şekildedir. Milliyetin bakanlığı biliyorsunuz örnek sorular yayınlıyor ve çıkmış sorular var. Benim şu bir düşüncem var. Milliyetin bakanlığı soru yayınladıkça bence o yayınladığı sorular içerisinden sorma ihtimali daha çok yükseliyor. Çünkü bir havuz oluşuyor artık o havuzun içerisinden alıp onları sağını sonu dö sağını solunu değiştirip önümüze serebilecektir. O yüzden dikkatli olacağız. Ayrıntıları kaçırmayacağız arkadaşlar. Düşünsenize çözdün 3 soru çıktı, 5 soru çıktı mis gibi. Ne mi? Mis gibi çok güzel olmaz mı? Çok güzel olur. Genelde sözel kısımda daha çok soruyorlar arkadaşlar. O yüzden lütfen bu dediklerimi ne yapacaksınız? Dikkate alacaksınız. Ve ben de sizlere bu şekilde video çekmeye devam edeceğim. Bakın LGS kısmını bir şekilde halledeceğiz artık. İki haftamız kaldı. İki haftayı çok iyi değerlendireceğiz. İki haftalık kısmını çok iyi değerlendirdikten sonra da LGS'ye gireceksiniz. LGS'ye girdikten sonra artık o sonuçları yani sonuçları bekleme kısmı sürecinde ben sizlere ne desteği olacağım? Cilt dönemi desteğinde bulacağım arkadaşlar. Hatta oturacağız LGS'yi değerlendireceğiz. Ortalamaları hesaplamaya çalışacağız. Yani o kısımda sizlerin hep yanınızda olmaya çalışacağım. Ee, liseleriniz belli olur olmaz da oturup matematik liseye hazırlık matematik kısmında sizlere destek olacağım. Merak etmeyin. O yüzden sizler bunları kaçırmamak adına lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olarak bize destek olabilirsiniz. Tabi like atarak da sevindirebilirsiniz. Teşekkür ediyoruz. Evet bu sorular nereden çıkabilir? İlk önce şu kitap. LGS çalışma kitabı, LGS'de çıkmış sorular ve Mep örnek sorular. Bu kitap çok değerli arkadaşlar. Bu sayısal kısım, matematik ve fen olmak üzere sayısal kısım. Ve bunun bir de Türkçe'si var. Hatta bu sene yine yeni dağıtılanlar var. Onlar da çok değerli ve çok önemlidir arkadaşlar. O yüzden bu milli eğitimin çalışma kitabı çok çok önemlidir. Bunların sorularını mutlaka çözmen gerekiyor. Hocam. Ya benim elimde kitap yok yani ben kitaba ulaşamıyorum kitap nerede işte eski sorular nerede bulamıyorum diyenler olacaktır. Ben onlara destek vereceğim anlatacağım. Bakın arkadaşlar çok güzel sorular var. Şimdi şöyle sorular var. Bu ikinci dönem kısımlarını atlayabilirsiniz. Zaten baktığımızda burada ünite ünite var. Mesela işte birinci ünite, ikinci ünite, üçüncü ünite diye burada içindekiler var. Ne yapacaksınız? LGS müfredatına kadar çözeceksiniz. Hepsini çözmenize gerek yok. Çarpanlar, katlar, üstü ifadeler. Gerçekten de kaliteli sorular var. Milli Eğitim Bakanlığı ne yapacak biliyor musunuz? Bakın bu tür soruları bazı sorular 2018'den kalma. Örnek sorular. E, yani Milli Eğitim Bakanlığı şunu diyor. Ya bu öğrenci 2018'i açacak da çözecek de bilmem ne de falan da filan da deyip diyebilir. Ya o zaman ben 2018 sorularına bir bakayım nasıl sorular veya 2020 soruları mesela. Şu örne, yayınladığım örnek soruları e onun içerisinden alayım biraz değiştireyim biraz böyle yapısını bozayım ve bu şekilde sorayım diye bilir dikkat etmeniz gerekiyor o yüzden lütfen bu soruları mutlaka ama mutlaka çözmen gerekiyor milli eğitim bunun içerisinden sorabilir adamlar bunu boşuna bunları boşuna dağıtmadı arkadaşlar ve bununla ilgili yeni dağıtılan kitaplar da var o kitapları da mutlaka ama mutlaka çözmen gerekiyor peki öğretmenin benim elimde kitap yok. Ya ben bu sorulara nasıl ulaşabilirim? Arkadaşlar dünya kadar soru var. Bakın dünya kadar soru var. Bakın açacağım. Milli eğitimin hatta şöyle söyleyin, şöyle yazın. Deyin ki MEP örnek sorular deyin diye de çıkabilir veya Milli Eğitim Bakanlığı ölçme değerlendirme şeklinde de çık. Yazdığınızda çıkacaktır. Bakın 5. Ve 12. sınıflar için kazanım kavrama testleri yayınlanmış. 5'ten 12. sınıflara kadar. Kavrama testleri. Bakıyorum burada bir ne var? Mayıs ayı örnek soruları var. Mayıs ayı örnek soruları çıkmış. Öğretmenim ben bunların tamamını nasıl oluşacağım? Bak örnek sorular diye bir e, sekme var yukarıda. Burada 2018'den itibaren sorular var. Ne bileyim Ekim, Kasım, Aralık, Ocak hepsini çözmeyeceksin zaten. İlk dönem neyse oraya kadar çözeceksin. 2019, 2020, 2021, 2022 burada ne var? Hepsi var. Dünya kadar soru var burada. Yani gidip ya hocam işte ben bunları hiç çözmedim. Gidip şu soru bankasını almana gerek yok abi. Bunun yerine alırsın bunlarla ilgili çıktılar alırsın. Kendine bir deneme oluşturursun. Zaten sorulara baktığımızda onar onar yayınlanıyor genelde. İki ayı alırsın deneme oluşturursun kendine yahu. Genel bir deneme çözmüş olursun. Yani şimdi baktığımızda imkanlar doğrultusunda doğru söylüyorsunuz. Evet hocam imkanlarımız doğrultusunda imkanlarımız az. İşte ne bileyim gerçekten de pahalı diyorsunuz. E arkadaşlar baktığımızda burada dünya kadar soru var. Bakın temel eğitim. Burada ne var? Çalışma yaprakları var. İşte beceri temelleri var. 8. sınıf çalışma fasikülleri, çalışma kitabı hepsi burada var arkadaşlar. Alacaksınız bunları tek tek. Mesela 2018-2019. Ekim ayına basıyorsun. Ekim ayındakileri çözüyorsun. Kasım ayı, Aralık ayı, Ocak ayı. <laughs> Bakın, Milli Eğitim Bakanlığı bu sene buradan soruları sorabilir. Dikkatli olacağız. Çünkü diyorum ya bir tık daha yapılabilirliği kolay olacağı için milletim bakanı da şöyle düşünebilir: Ya bu öğrenciler işte zorluk çektiler. Bu sene çok fazla zorluk çektik biliyoruz. E, en azından e, kaynak kitap alamadılar. İşte ne bileyim zorluk çektiler. E, bizim kitaplarımızı aldılar, çözdüler. Buradan bazı örnekleri sorabilirim şeklinde düşünerek sorular yollayabilirler. Milli eğitimin 2023 sınavında yani LGS 2023 sınavında karşılaşma ihtimaliniz yüksek. O yüzden lütfen. Ya şu x çözeyim, ya yanını çözeyim, çözeyim şu yanını çözeyim falandan ziyade eğer bunları çözmemişsen, çözmemişsen otur önceliğin bunlar olsun. Bunlardan sınavda çıkabilir. Altını çiziyorum. Tabii ki biz analizler yapıyoruz. Analizlerimiz doğrultusunda düşünüyoruz arkadaşlar. İsteyen istediğini yapabilir. Serbestsiniz. Fark etmez. Ama diyorum ya 3 tane soru çıkmış olsa matematikten örnek veriyorum. Benzer. Tabii ki birebir aynasına. Mesela burada soru var. Adam gidip de bunu... Bak şunun aynısını kopyala yapıştır tabii ki yapmaz. Aynısını niye yapsın? Ama der ki işte burada mesela işte ne bileyim yani aile fotoğrafı vermez de başka bir şey verebilir. Veya buradan başka bir şey isteyebilir. Yani aynı mantıkta farklı şeyler sorabilir arkadaşlar. Sen zaten bu sorunun mantığını anladığın sürece karşılaştığın tüm soru tipleriyle zaten çok rahat bir şekilde çözeceksindir. O yüzden <laughs> ben bunları sizlere kesinlikle öneriyorum. Çözmemiş olanlar kendilerine bir kamp planlasınlar. LGS örnek sorulara bitirme kampı diye bir kamp planlasınlar. Gösterdiğim siteden indirebilirsiniz. İndirip tek tek bunları çözebilirsiniz. Ve bu şekilde kendinizi deneyebilirsiniz. Bunların hepsinin çözümleri de var. Anlamadım mı? Tak bak mesela açıyorum bak. Diyelim ki ne olsun mesela örnek sorular 2000 mesela Ekim ayı. Ekim ayına tıkladım. Bak Ekim ayının Sayısal sözel olması olmak üzere iki durum var. Bak çözüm videoları da var kurban olayım yani biz aslında bazı şeylerde e, biraz bahane uyduruyoruz ya ya hocam test kitabım yok kaynak kitabım yok şu olmuş bu abi bak her şey var soru var sorunda sorularda çözümler var çözümleri tek tek anlatılıyor. E Bu sefer baktığımızda artık bunun arkasında durmayalım yani işte bir bahane üretmeyelim artık bilgi her yerde bilgi var abi öğreneceksin DNA genetik kod ne yaz? Direkt söylüyor sana DNA genetik kodunda olduğunu. E diyorum ya biz bahaneler arkasına sığındığımız sürece bir yol kat edemeyiz. Bir yerlere varamayız. O yüzden elimizdekilerin değerini bileceğiz, imkanlarımızı zorlayacağız ve ihtiyaç neyse o şekilde davranarak ilerleyeceğiz arkadaşlar. Anlaşıyor muyuz? Anlaşıyoruz. Umarım sınavda çözdüğünüz, anlayabildiğiniz soru tiplerinden gelir ve çok rahat bir şekilde çözersiniz. Çünkü şu durum var. Karşılaştığınız soru tipleri gördüğünde, gördüğünüzde mutlu oluyorsunuz ve o sizin motivasyonunuzu artırıyor. Ve o motive ile de yapabileceğiniz ya da zor olan soruları o motivasyonla daha rahat çözüp daha fazla daha rahat anlayabiliyorsunuz. Anladığınız sürece zaten çözümü çok rahat geliyor. En önemli şey zaten sınavda soruları anlayabilmek. Onları anlayabildiğiniz diyorum ya. Bakın aynı mantıkla gelebilir soruyu anladıktan sonra işlemler fark etmez yani. İşlemleri farklı sorabilir yani. Sen de tak 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 yaparsın. Sıkıntı olmaz. O yüzden arkadaşlar mutlaka çözün. <laughs> Tekrardan söylüyorum. Milliyetin Bakanı'nın ölçme değerlendirme sitesine girdiğinizde hepsi tek tek ayrıntılı bir şekilde var. Bunları mutlaka çözün. Sizleri seviyorum. Sizler için çalışmaya devam edeceğiz. Yarın e, sizlere genel tekrar kamp programına son 2 haftalık genel tekrar kamp programına yayınlayacağım. Allah'a emanet. Görüşürüz. Güle güle.